Bu arada bunlar Stepman için çekeceğim son videolar derken USMLE için çekeceğim son videolar olmaktan çok çok uzaklar. Sırada lore süreci var ve kim bilir belki bu videolar vlog tarzında olur. Tekrar selam. Eğer beni tanımıyorsan ben Onur. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde intern doktorum. Kanala aboneysen bilip takip ettiğin üzere ki abone değilsen şiddetle abone olmanı tavsiye ederim. Şu anda USMLE yolculuğumun bir parçası olarak New York'tayım. Eğer senin de Amerika'da doktor olmak gibi bir amacın varsa ve atman gerekecek olan bu büyük adım için rehber niteliğinde bir video arıyorsan doğru yerdesin. Peki nedir bu adım? USCE, United States Clinical Experience'in kısaltması olan bu terim, Amerika'da doktor olmak isteyen herkesin sahip olması gereken klinik tecrübeyi ifade ediyor. Yani Amerika'da doktor olabilmek için tıpkı TUS'ta olduğu gibi sadece bir sınava gireyim, benim ölçütümü bu sınavdan aldığım skor göstersin gibi bir mantık yok. Amerika sana diyor ki tamam, tıbbi bilgin yeterli olacak ve bana bunu sınavlarla ispatlayacaksın. Ancak ben bunun yanında hastalarla iyi iletişim kurabilen, onların ihtiyaçlarına cevap verebilen ve benim sağlık sistemime hakim bir doktor adayı arıyor. İşte sınavlar haricindeki bu klinik tecrübeye gerçekten sahip olduğunu ispatlamak için bu klinik tecrübeyi hangi doktorun yanında edindiysen ondan bir tavsiye mektubu ya da Letter of Recommendation ya da kısaca LORE bekliyor senden. Peki bu LORE neden bu kadar önemli? İlk olarak asistanlık başvurularına bulunmak için en az 3 tane LORE'a ihtiyacın var. USMLE skorların artı en az 3 tane LORE olmadan asistanlık programlarına başvurursan çoğu program başvuruna dönüş sağlamaz. İkinci olarak yine TUS'tan farklı olarak burada asistanlar yerleşme süreci ya da resmi ismiyle MATCH, mülakat usulüne dayanıyor. Yani hastanelerdeki asistanlık programlarının direktörleri, adayları Step 1, Step 2 ve LORE'larına göre silseleyip hangilerinin mülakata gelip gelmeyeceğini ayırıyor. Bu mülakatlar esnasında Amerika'daki USCE deneyiminden hareketle karşılaştığın zor bir vaka veya yönetmekte zorlandığın bir durum gibi gerçekten orada olmadan otantik cevaplar veremeyeceğin sorular yöneltebiliyorlar. Bu sorulara tatmin edici yanıtlar verebilmek ve görüşmelerdeki diğer rakiplerinden sıyrılabilmek USCE karşılığında alacağın LORE'ların diğer amacı oluşturuyor. Gelelim bu LORE'ları nasıl alacağına. Bu LORE'ları almanın yolları tıp fakültesinden mezun olup olmamana göre değişmekte. Öncelikle henüz tıp fakültesinden mezun değilsen ve son sınıf öğrencisiysen elective adı verilen programlar sayesinde bu programı sunan üniversitelerde istediğin departmana gidip bir ay boyunca intern olarak çalışabilirsin. Peki elective programlarını nasıl ayarlayacaksın? Öncelikle eğer okulun VSLO programına kayıtlıysa çok şanslısın. Visiting Students Learning Opportunities'in kısaltması olan VSLO, en kaba tabiriyle Amerika için Erasmus anlamına geliyor. Amerika'da bulunan üniversitelerin yabancı öğrenciler için oluşturduğu kadrolara buradan erişebilir ve staj için başvuruda bulunabilirsin. Yıllık üyelik ücretleri biraz pahalı olduğundan dolayı her fakülte VSLO'ya kayıtlı olmasa da eğer senin fakülten kayıtlıysa çok şanslısın. Çünkü yabancı bir öğrenci olarak elective için bulabileceğin en geniş havuz burası. İkinci olarak sonuçta Amerika'da da her üniversite VSLO'ya kayıtlı olmadığından yabancı öğrenci değişim programları için kendi sistemlerini kullanan üniversitelere de bireysel olarak başvuruda bulunabilirsin. Bunlara örnek olarak Cleveland Clinic, Weill Cornell ve Florida International verilebilir. Ancak unutma ki her üniversitenin başvuru şartları ayrı olduğundan başvurmadan önce bu şartları iyice incelediğine emin ol. Çünkü bazı üniversiteler sadece Step 1'ı geçmiş olmanı beklerken bazıları Step 2'yu da vermiş olmanı, hatta bazıları da dil yeterliliği için TOEFL'dan oldukça yüksek skorlar talep edebiliyor. Elektif için tercih edebileceğin üçüncü yol ise Amerika'daki doktorlarla yabancı öğrenciler arasında köprü görevi gören ajanslar. Belki bu videoyu izlerken bile karşına reklamı çıkmış olabilecek birçok çeşitlilikte ajans var. Bu Amerika'daki doktorlarla yabancı öğrenciler arasındaki köprünün tabii ki bir geçiş ücreti var. Eğer okulun VSLO'ya kayıtlı değilse ve bireysel başvurular için gerekli şartları yerine getiremiyorsan bir miktar parayı gözden çıkarıp bu ajanslara yönelebilirsin. Dördüncü ve son yol, eğer gerçekten ama gerçekten çok şanslıysan bir akraban veya okulun da samimi olduğum bir hocan vasıtasıyla Amerika'da bulunan bir doktorla iletişime geçebilir ve onun yanında elektivini tamamlayabilirsin. Peki ya tıp fakültesinden mezun olduysan seçeneklerin ne? Observership ve Research. Observership elektivin hands off, yani hastalara dokunamadığın ve elektronik hasta kayıtlarıyla tedavi sürecine sınırlı erişiminin olduğu hali. Elektivde hastaların hikayesini alırken onlara fiziksel muayene de yapabilirken, observership yaparken sadece bağlı olduğun doktorun yaptıklarını izleyebilir, hastalara dokunamaz ve onun izni çerçevesinde hastalarla etkileşimde bulunabilirsin. Observership ayarlamak için de yine bireysel olarak başvurabilir ve az önce bahsettiğim ajansları deneyebilirsin. Research ise klinik çalışmalarla genellikle tıp dergilerinde veya sempozyumlarda yayınlanmak üzere yayın çıkarma hedefi bulunan çalışma gruplarıyla işbirliği yapmak anlamına gelir. Eğer research yapmayı tercih edeceksen şu
şunu unutma ki çalışacağın yer büyük ihtimalle senden kendi ülkende böyle bir deneyimin hali hazırda var olmasını talep edecektir. Research'ın hem iyi hem kötü yanları var. Kötü yanı çalışmalar genellikle 6 ay ile 1 yıl kadar uzayabileceğinden çok uzun süren bir periyot. İyi yanı ise yaptığın çalışmaya göre bu 6 ay ya da 1 yıl kadar sürebilen periyodun belirli bir kısmında ödeme alabilme şansının olması. Peki hangi yolu tercih etmeliyim diye soruyorsan, ben olsam ki şu an New York'ta öyle yapıyorum, öncelikle elective'i tercih ederim. Elective'in observership üzerine belli başlı bazı avantajları var. İlk olarak çoğu hastane observership yerine elective için kontenjan açıyor. Bu da demek oluyor ki eğer elective tercih edersen USC'yi yapabilmek için ihtimallerin artıyor. İkinci olarak hastalarla tamamen etkileşimde bulunup sorumluluk alacağından elective'den kazanacağın lorlar, observership'ten kazanacağın lorlardan daha değerli oluyor. Üçüncü olarak elective yaparken hala öğrenci statüsünde olacağından öğrenciler için sunulan malpractice ve sigorta gibi durumlar mezunlara sunulandan biraz daha farklı olduğundan hastaneler öğrencileri mezunlara göre daha rahat bir şekilde tercih ediyor. Yani programların önceliği elective yapacak öğrencilere vermesi daha kolay oluyor. İster observership seç, ister elective, gideceğin yerdeki doktorun seni değerlendirip sana bir lor verebilmesi ortalama bir ay kadar sürecek. Ve güçlü bir asistanlık başvurusu için en az 3 farklı doktordan 3 farklı lor gerekeceğinden USC için kendini 3 aylık bir periyoda hazırlaman gerekiyor. Ayrıca şunu da not etmelisin ki eğer elective yapacaksan internlük döneminde olman gerekiyor. USMLE sürecinin bence en zor adım olan USC'yi yapmak biraz karmaşık ve göz korkutucu olabiliyor. Ancak umarım bu video ile bu karmaşık yola biraz ışık tutmayı başarabilmişimdir. Bunun gibi USMLE süreci ve ötesi için daha fazla bilgi edinmek istersen hemen kanalıma abone olabilir ve bu süreçte bize katılabilirsin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.